15 Nisan'da başlayan av yasağının bitmesine bir haftadan az bir süre kaldı. Rıhtımlarda hareketlilikler başladı. Tekneler yeni sezon için hazırlanıyor. Balıkçılar yeni sezondan umutlu. Özellikle de bu yıl palamut bolluğu bekleniyor. Ayın birinde zaten bira bismillah diyoruz. Tezgaha gelmeden haberi geldi. Oynak dediğimiz şey var. Kaynıyor, palamutçuluk gözüküyor yani. Bu yıl balıkta palamut zamanı yolda. Bu sene palamutçuluk var diyorlar. Teknelerde, denizlerde de diyorlar. Palamut bu sene bol diyorlar. Şu anda tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Gördüğünüz gibi burası şu anda boş. Ancak 1 Eylül'den sonra av sezonunun başlamasıyla burası hem müşteriyle hem de balıkla dolacak. 15 Nisan'da başlayan av yasağının bitmesine günler kaldı. Balıkçılarsa 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için heyecanlı. 400'de bekliyoruz şu anda. Yani 1 Eylül'de beklentilerimiz yüksek. İnşallah biz bol bol balık satacağız. Halk da doya doya balık yiyecek. Umudumuz tabii ki bolluk ve ucuzluk olması. Kaptanlar, tayfalar vesaire demelerin hepsi palamut çok. Şu an kıyılarda, teknelerde balıkçılar ağlarını tamir ediyor ve hazırlıklara başlıyor. Tabii öngörüleri de işte palamutun bol olacağı yönünde. Yani bu sene doya doya palamut yiyebiliriz. İnşallah biz de bolluğu bekliyoruz. Bolluk olursa güzel halkımız ucuza palamut yiyecek inşallah. Uygun da olur. Uygun olacak fiyatlar. Balık hem büyüyecek, bir kilo olacak. Bir kilo olduğu vaziyette de 50 liraya düşecek. Doğru balığı doğru zamanda yemekse çok önemli. 9 Ocak itibariyle palamut balığı başlar. Aşağı yukarı 1,5-2 ay sürer yani. Palamut ondan sonra lüfer, çinekop. 11. aydan sonra bütün balıklar mevsimsel olarak yenilebilir. Hepsi yağlanır yani. Daha deli hamsi, istavrit, tekir, barbun, kalkanlar.